İlk söz şu. Evet, sözümü tutmaya geldim. Kurultay sürecinde bütün Türkiye'de yaptığımız bir şeyi Hatay'da yapmadık. Geldim, il çadırımızın önünde televizyonların karşısına geçtim. Kalabalık da vardı ama siyaset yapmadım. Dedim ki vakit Hatay'da siyaset yapma vakti değil. Vakit Hatay'ı gündemde tutma vakti. Çünkü Türkiye'de büyük bir deprem oldu. 10 ilimiz zarar gördü. Ancak Hatay bu zararların yıkılan bina sayısı açısından karşılaştırdığınızda %44'ünü gördü. Türkiye'de 100 bina yıkıldı. Bunlardan 44 tanesi Hatay'da yıkıldı. Ve Hatay ilk günler koştuk geldik. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onun talimatıyla milletvekilleri buraya geldi. Nöbet tuttuk. Kendisi buraya defalarca geldi. Sevgili Seyit Torun belediyelerden sorumluydu. Hatay'ın en önemli, en çok sahip çıkılması gereken en büyük yıkım, en büyük kayıp kente olduğunu hemen tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirdi. Ve daha ilk günden Ekrem Başkanımız kırmızı yeleğini geçirdi. Ekiplerinin başında Hatay'a sahip çıktı. Lütfi Başkan bu büyük acıya, travmaya rağmen görevinin başındaydı. Ekrem Başkan onun yanı başındaydı. CHP örgütü buradaydı. Ve özellikle ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde evladını kaybetmiş, anasını babasını kaybetmiş kişilerin birkaç gün içinde o acılarını yüreğine gömüp başkalarının yardımına koştuğunu gördüm. Örgütümüzle hepinizin koca yürekleriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Ayrı ayrı gurur duyuyorum. İlk günlerde büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandı. O süreçte tüm Türkiye'de geç kalındı ama Hatay'da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor. 9 şehirde bitti. Hatay'da daha bitmedi. Bir görüşe göre %20'si duruyor, bazıları daha çok duruyor diyorlar. Bütün Türkiye'de söz verdikleri gibi bir yılda evler yetişmeyecek ama Hatay'da durum kötü. 275 bin konut yapılması gerekiyor. 33 bin tanesinin ihalesi yapıldı. İnşaata başlanan bunun çok daha azı. Yani ihalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti. Bir sene sonunda 10 Hataylı'dan 9'u yine sokakta. Konteyner kentlerde kalınıyor deniyor. Yağmur alıyor, sızdırıyor. Birçok sorunu var konteynerlerin. İnsanlar kendi onarmaya çalışıyor. Kimi de bıkıyor, çadır alıp mahalle aralarına gidiyor. Mahalle arasındaki çadırlar konteyner istiyor, konteyner veren yok. Başvuru yapılınca yardım kesiliyor. Yani sorun çok Hatay'da. Hatay diyor ki bana, il başkanım, ilçe başkanlarım dedi ki Hatay'ı unuttular. Gündemden düştü Hatay. O yüzden Hatay'ı gündemde tutmak lazım. Ben de bundan 20 gün önce onlara dedim ki bir, seçilirsem ki inanıyorum mazbatayı almadan önce gider anamın babamın elini öper, ana kucağından baba ocağından helallik alırım. Mazbatadan sonra ilk ziyareti Hatay'a yapacağım dedim. O yüzden karşınızdayım. Tabii Ayrıca Hatay'a böyle ilk sembolik ziyareti yapıp Hatay'ı unutacak değiliz. Mesele Hatay'ı gündemde tutmak. Bu Hatay'ı gündemde tutmak için benim söyleyeceğim söz şu. Bu partinin birinci genel başkanı Hatay'ın sevdalısı demiş ki Hatay benim şahsi meselemdir.
Son genel başkan olarak, şu anda görevdeki genel başkan olarak ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye'nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Milletvekillerimizi göndereceğiz. Genel başkan yardımcılarımızı göndereceğiz. Parti meclis üyelerimizi göndereceğiz. Milletvekili grubumuz Hatay'a verdiği önemi arttırarak sürdürecek ve bundan sonraki süreçte Hatay için sesinizin duyulması, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa takip edeceğiz. Deprem konutlarını takip edeceğiz. Önemli olan bir, hızlı yapmalılar. Ama hızlı yaparken alelacele dolgu alanlara falan değil, sağlam zeminlere yapmalılar. Verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip seçimden sonra bu işin arkasından çekilmemeleri için mutlaka ve mutlaka bu işin takipçisi olacağız. Sağlıkta Allah gani gani rahmet eylesin. Burada 60 doktor öldü, 5 doktor halen kayıp. 600'den fazla sağlık emekçisi hayatını kaybetti Türkiye'nin dört bir yanından ve Hatay'dan sağlık emekçileri sizin Hatay'ımızın bağrında yatıyorlar artık. Hastaneler perişan durumda ve bugün Hatay'da kalp krizlerine müdahale edilemediği için, yeterli teknik donanım olmadığı için ölümler yaşanıyor. Doğumda sorun var, gebelerde sorun var. Bunların hepsini sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız, Sağlık Bakanı'nın gölge kabinesinde, Sağlık Bakanı'nı takip eden gölge kabinemizdeki doktorumuz Zeliha Hanım çok yakından takip edecek. Yarın kendisine ilk talimatım Hatay'daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar. Ve Hatay'a özgü bir raporu hızla yapıp hem Sağlık Bakanı'na sunacaklar hem bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacaklar. Sonra da bizim üzerimize ne düşüyorsa o konuda biz de gereğini yapacağız. Eğitimle ilgili sorunu biliyorum, okulları biliyorum, öğrencilerin sorunlarını biliyorum. Buraya atanmayan öğretmenleri biliyorum, özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorununu biliyorum. Hepsini teker teker çalıştım, okudum, notlarımı aldım. Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir. Önceki dönem birbirinden kıymetli dört milletvekilimiz vardı. 24, 25, 26, 27. dönemde çalışan hemen bütün arkadaşlarım burada. Bu dönem çok kıymetli milletvekillerimiz eşlik ediyorlar. Ben grup başkanlığından, grup başkan vekilliğinden gelen bir genel başkan olarak onların sahadaki var olmalarının önemini çok iyi biliyorum ve o konuda hepsinin emeklerine, geçmiş döneme, bugüne teşekkür ediyoruz. Birazdan grubumuzun her bir milletvekilinin geçen dönem maaşlarını bağışlamalarıyla yaptıkları konteyner kenti açacağız Ekrem Başkan'la birlikte. Bu emekler için 27. dönemde grubun yarısı kaldı, yarısı değişti. Hem kalan arkadaşlara ve bilhassa şu anda görev başında olmayan arkadaşlara hem katkıları için hem aylarca hem Hatay'a hem 10 ile verdikleri emek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu, Hatay'a yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Son söz şu. Çıktık. Ova'nın milletvekiliydi. Sevgili İsmet abi, adına kurban olduğum İsmet abi diyorum. İsmet Paşa'nın adını taşıyana ne diyeceksin? İsmet Bey 3 tane kurbanlık hazırlamış. Ayağımıza kesecek. Ben böyle görüntüleri doğru bulmadığım için mani oldum. Ama o bir hayır yapmak istiyor ve Hatay'da gerçekten çok zor durumda olan depremzedeler var. O 3 kurbanlığı acı çektirmeden
usulüne uygun şekilde sıhhi şartlarda kesecekler, uygun şekilde dilimleyecekler ve ihtiyaç sahibi depremzedelerimizle paylaşacaklar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İsmet Bey'den rica ediyoruz. O kesilecek koyun sayısını 3'ten 10'a çıkarsınlar. 7 tanesini de bizim grubumuz karşılasın. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İnince müziği kapattırdım. Halen daha Hatay'da müzik çalmak içime sinmez. Sinmiyor. Ama böyle büyük acıları bir daha yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için dirençli kentler inşa etmek, bunun için akla, bilime, fenle uymak, bunun için torpil iltimas geçmemek, şeffaf, dürüst, iyi yönetmek lazım. Böyle bir yönetime kavuşmak için ve ülkeyi kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.